Merhabalar hocam. Merhabalar. Hocam, ortaokul dönemi yaptığımız araştırmalarda bir Mersin yolculuğunuz var. 4 yol Hatay'dan. Devamını sizden dinleyelim. Evet. 4 yol Hatay, benim doğduğum şehir. Güzel bir şehir. Kış yaz, yemyeşil bir şehir. Portakal ağaçları biliyorsun kışın yapraklarını dökmez. Ve Hatay'ın simgesi. Hatay'ın simgesi. Evet. Böyle Nisan aylarında da çok güzel portakal çiçekleri açar ve çevre mis gibi bir kokuyla dolar yani. Herkes nereden geliyor bu koku der. Yani çok uzaklardan onu fark edebilirsiniz. Böyle bir ortamda doğdum. Bir tarafta dağlarımız vardı. Amanos Dağları yemyeşil. Bir tarafta deniz vardı. O da güneşin batışı da denizden olurdu. Dağdan doğar, denizde batardı. O da çok nefis bir güneşin batışı vardır dört yoldan. Bazen onu zevkle seyredersin. Evet, çocukluğumuz orada geçti. İlkokul siyah önlüklerle, beyaz yakalarla başlamıştık. Evet. Ondan sonra ilkokul bitti derken işte ortaokul. Ortaokul bitti. O zamanlar dört yolda lise yoktu. Evet. Ve benim de dört yoldan artık bir yere gitmem gerekiyordu. Çok değerli bir öğretmenim. Bana özellikle Mersin'i, Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ni önerdi Ayla Çakar. Ben onunla hala görüşürüm ve abla derim artık aileden birisi olduğum için. Orayı önerdi. İskenderun vardı daha yakında, Adana vardı daha yakında ama kısmet Mersin'de okumak oldu. Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne gittim. Başarılı bir öğrenciydim. Orada da çok iyi dereceyle okulumu bitirdim. Arkasından İstanbul Tıp Fakültesi'ne kazandım. Ama aynı sene Hava Harp Okulu'nda kazanmıştım. Yani ki birçok imtihanlara girdiğimde onları kazanmıştım. Bizim yaptığımız araştırmalarda hocam, kalabalık bir ailenin evladısınız. Evet. Yanlış mı söyledim? Tabii, tamam. Kalabalık bir ailenin evladısınız. Kaç kardeşsiniz? Aile fertleri bayağı bir kalabalık. Dayılar, amcalar, teyzeler. Bir aşiret ailesi gibi diyebiliriz aslında. Birbirine bağlı, sevgi bağları kuvvetli. Birbirlerine birlik, beraberlik içerisinde. Evet. Kenetlenmiş ve anne baba mesleği yanılmıyorsak marangozculuk. Anne ev hanımı. Ev hanımı. Zaten 9 kardeş olunca ancak çocuklara bakmış. Onları büyütmüş, yetiştirmiş. Okula göndermiş. Yani kardeşlerimin çoğu, onlar da benim gibi yani 9 kardeşiz, 8 kardeşimiz aşağı yukarı yüksek okullar okudular. Bir abim başlangıçta babama yardımcı oldu. Kereste ticareti, ambalaj sandığı, kerestecilik yapıyordu babam. Yani bizler de onun atölyesinde, hızarında çalışıyorduk, sandık çakıyorduk veya kereste satışı. Aslında başa hikayesi demek ki oradan başlıyor hocam. Evet, çünkü iş hayatına ve öğrendiğimiz bir esnaflık ruhu da vardı. Yani insanlara yani nezaketle, saygıyla bakan bir esnafın çocuğuyduk. Yine tabii o bizim için ciddi bir kazançtı. Zamanla işte böyle 9 kardeş bir arada olduk ve 4 yolda portakal bahçelerimiz vardı. Bahçelerde zaman zaman ağaçların dibini kazardık, onları sulardık ya da bahçede işte tarımla ilgili, bahçecilikle ilgili bir takım zebzeler ekilir veya başka meyveler yetiştirilir. Bunlar zaman zaman toplanır, evde yenir veya hale götürülür. Böyle işler yapardık. Bunun dışında yeri geldi simit sattığımız da oldu. Hayatı öğreniyorduk yani o zaman öyle. İşte sonra da 67 senesinde İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Hava Harp Okulu'nu kazandım demiştim.
Aslında anne kayıt olmaya geldim. Evet. Çünkü bütün hazırlıklarımı ona göre yapmıştım. Onun sonucu erken belli olmuştu. Babam da çok sevinmişti yani, oğlum işte asker olacak. Asker olacak, subay olacak falan diye sevinmişti. Peki ne oldu da askerlikten hekimliğe tercih kaydınız yapıldı? Evet. İstanbul'a geldiğim zaman baktım ki tamam, Havaharp Okulu'na kayıt yaptırmak için bütün evraklarımı hazırladım, her şeyle ona geldim. Ama baktım ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde kazanmışım. Ama o zamanlar böyle telefon yönünden çok rahat değildik. Yani nasıl aileme haber vereyim de, yani ben hangisine kayıt yaptırayım diye bir karar sıkıntısı çektim. Onun için de o zamanlar İstanbul'da Aksaray'da bir PTT postane vardı. Gece gittim, aileme ulaşmaya çalıştım. Ama normal telefonla ulaşamadım. Acele dedim, ulaşamadım. O zaman jetonlu telefonlar vardı değil mi? Yıldırım yazdırıyorsunuz, sırada bekliyorsunuz. Ondan sonra işte mesela dört yol diyor, oradaki memur bağırıyor. Siz oradan bir yere geçiyorsunuz, konuşacaksınız. Yani zor şartlardı ve aileme baktım, ulaşamadım. Neticede tıp fakültesine kaydımı yaptırdım. Kendi kararınız oldu o zaman. Kendi tercih kararım hakkınız oldu. Hocam şimdi aile sizi asker olmanız için belki devamında ilerleyecek kıdem olarak paşaya, kolordu, amiral, belki tüm general olma sevdasıyla aile sizden gönderdiler ve öyle haber bekliyorlar. Tabii o dönemin şartlarından dolayı da ulaşım, iletişim şartlarının şimdiki teknolojiyle birlikte arasındaki farkı da çok bir anlamda tatlı, siz söylemiş oluyorsunuz. Aile sizi askeri alandan güzel haberleri beklerken, tabii siz hekimlikle ilgili kararınızı yapıp köyünüze gidiyorsunuz. Evet. Orada tepki ne oldu? Önce babayla mı paylaştınız, anneyle mi? Oradaki tepkiyi merak ediyoruz. Tabii döndüm geldim. Babam beni Havaharp Okulu'na kaydolmuş gelmiş gibi düşündü ama macerayı anlatmak zorunda kaldık. Heyecanla bekliyor sizi tabii. Anlattığım onlara biraz da ters gelecek, şaşırtacak diye. Nasıl, nereden başlayayım diye de birazcık da düşündüm. Baba dedim, ben tıp fakültesini kazanmışım. Ondan sonra gidince onu orada öğrendim. Sizi de işte aradım, ulaşmaya çalıştım. Evde telefon yoktu, komşunun telefonu vardı falan filan. Ama İstanbul'dan komşuya bile telefon bağlattıramadım. Ulaşamadım. Ertesi günde gittim, kaydımı, evraklarımı verdim. Tıp fakültesine yaptım demek zorunda kaldım. Bir ondan de sayılı sonra, gün hızlı hareket etmek gerekiyor. Ondan sonra şimdi tabii aile de biliyor, tıp fakültesi ne olacak? Doktor olacak. Doktoru herkes biliyor. Onun için aileden böyle, annem de mesela tıp fakültesi doktorluk olunca biraz daha sempati duymaya başladı. İyi dedi, doktor olacaksın demek ki gibisinden olaya baktı. Ama babam dedi ki peki oğlum dedi yani okul paralı mı dedi. Ben okul parasız ama orada kalacak yer lazım, ev lazım ya da yurtta kalacaksın, onların masrafı olacak. Yani gibi harp okulu gibi değil. Harp okulu olsa elbisen, kıyafetin, yemen, içmen, her şey güvende olacaksınız. Devletten oluyor, evet. Daha rahat oluyorsun. Ondan sonra tabii 9 kardeşte olunca baba da düşünüyor tabii. Yani maddi manevi düşünmek zorunda. Masrafı ne olur acaba gibisinden falan. Hesabı. Ama şükür ondan sonra da tabii okula kaydolduktan sonra da burs ve kredi imkanları vardı. Öyle bir imkanı da sağlamış olunca, yani babamız da ve diğer kardeşlerin de eğitimine daha rahat onları da sürdürebildi. Yani benden sonra da kardeşlerim yani ekonomik nedenle okuyamıyor duruma hiçbiri gelmedi. O zamanlar tabii 4 yol bir ilçe.
Ama tahminen nüfusu 20 binlerde falandı. Şimdi 100 bine, 150 bine yakın nüfusu var. O zamanlar 20 bin civarında bir şeydi. Ve yani orada üniversite kazanan birisi olursa ki bu da parmakla gösteriliyordu. Yani bu da 5-6'yı falan geçmiyordu. Mesela tıp fakültesini kazanan ya olsa olsa bir kişi falan oluyordu. O da siz. Ben de yani tıp fakültesini kazanan birisi olarak çabuk da duyuluyor tabii. Biz o gün konuştuk ama bir gün sonra da gittiğimizde babamla beraber bir esnafa girdik. Yani esnaf babamın sevdiği esnaflardan biriydi ve oradaki yani Hava Harp Okulu'na yazılırken de size bir takım evraklar imzalattırıyorlardı. Kefil de bulman gerekiyordu. Bazı esnaflar da kefil olmuştu. Yani bana kefil oluyor ama aslında babama kefil oluyor bir nevi. Sonra dönüp gidince de işte Hava Harp Okulu'nu kazanmıştı ama tıp fakültesine yazılmış. Yani bir nevi o kefilliği de kullanmadık gibi bir şey oluyor ama gene teşekkür kabilinden bir şey oluyor. Zaten onlar da duymuştu ondan sonra. Ama diyor şey, yani bu okuyacağı okul yani masraflı olacak, masrafı da olacak gibisinden. Ama onlar da bir şey verdiler, nedir yani moral verdiler, dediler benim böyle bir nedir oğlum olsun, şu kadar milyon borcum olsun gibisinden falan. Ve kısa zamanda da duyulunca tabii babamızın da mutluluğu tabii artmıştı. Onlar güzel şeyler. Gerçekten üniversiteye girmek, kazanmak ben şimdiki gençlerde de görüyorum. Çünkü hayatınız ondan sonra yönleniyor, belirleniyor. Yani liseye kadar tamam çalışkan, ortaokulda çalışkan şu bu falan. Ama üniversiteyi kazanıp da yani bir yöneldiğin zaman iş orada tamamen değişiyor. Ha ben doktorluk yapar mıyım, yapamaz mıyım? Yani onlar ayrı ama tıp fakültesine gideceğim, doktor olacağım. Artık rota belli. Orada yol ayrımı başlıyor. Başlıyor. Evet. Neticede fakültemizi de zamanında yani 6 yıllıktı. 6 yıl sonra bitirmiş oldum. Başarıyla bitirdim. Hocam o zaman 67 İstanbul hikayeniz başlıyor. Hatay dört yoldan, küçük evet. bir şehirden büyük bir metropol bir şehire yolculuk başlıyor. Evet. Öncesinde İstanbul'u tanıyor muydunuz hocam? İstanbul'a bir imtihan için gelmiştim. Evet. İstanbul'u o kadar. Zaten bir de insanda psikoloji o zaman büyük şehri göreceğim edeceğim falan. Yani büyük şehri görmüş heyecanı insan, da var, korkusu sanki da var. Sanki her şey değişmiş gibi oluyor. Tabii anlatacak bir şeyin oluyor, sohbet vesilesi oluyor. Evet. Onun için ben de yani üniversiteyi kazanmasam dahi İstanbul'u görmüş olmak için İstanbul'da bir imtihana girdim, Ankara'da bir imtihana girdim, İzmir'de bir imtihana girdim. Biraz büyük oynamışsınız hocam. Evet. Biraz konforlu oldu ama böylece bu şehirleri yani İstanbul'a gelip yerleşmeden önce bu büyük şehirleri bir görmüş oldum.